Kimisi için güzel, kimisi için beklediği gibi geçmeyen kocaman bir yılı daha geride bırakıyoruz. Sahi, senin için 2020 nasıl geçti Gülse? Hocam hiç sorma ya. 2020 üzerimden kamyon gibi geçti. Pandemi, uzaktan eğitim, canlı dersler, karantina. Neyim ben? Hulk falan mı? Güzel yanları da oldu ama. Okula giderken ne giysem derdi yoktu mesela. Hatta bazı eşofmanlarımla aramda duygusal bir bağ oluştu. İyi misin? 30 derecede üşüdüysen bir dahakine 40'da yıkayalım seni. 2021 böyle geçmeyecek ama. İnanıyorum. Bir sürü hayalim var. Peki bu hayallerini gerçekleştirmek için nasıl kararlar alman gerekiyor? Senin için çok güzel bir liste hazırladık. Hazır mısın? Bir saniye. Hazırım hocam. Yeni yılda vereceğin en önemli karar 2020'de senin fazlasıyla zamanını çalan şeyle arana mesafe koymak olacak. Neyden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Telefon. Hocam yapmayın ya. 2020'nin cezasını bu garibana kesmeyelim. Öğrenciler, ahali. Günde bir saat baktığımız şu telefonun elimizden alınmasına izin mi vereceğiz? Bir saat mi gerçekten? Öyledir herhalde. Bakalım istiyorsanız ekran süresini. Tamam hocam, ne yapıyoruz? Merak etme, telefonu tümüyle hayatımızdan çıkarmayacağız. Plan şu, şimdi herkes telefonundan ekran süresi bölümüne girsin. İlk hedefimiz burada gördüğümüz ekran süresini her hafta 15-20 dakika civarında aşağı çekmek. Ayrıca en çok kullanılan uygulamalar bölümündeki ilk 3 uygulamaya da sınırlandırma getireceğiz. Bu sayede yeni yılda adım adım sosyal medya bağımlılığından kurtulacaksın. 2021'de alacağın ikinci önemli karar da artık düzenli bir şekilde ders çalışmak olmalı. Yani hocam, eviriyorsun, çeviriyorsun, lafı çaktırmadan derslere getiriyorsun. Biz de bundan keyif alıyoruz. Her şeyden önce derslere düzenli çalışmak için kendine bir söz ver. 2020'de yaptığın hataları tespit edip kendine yeni yıl için hedefler koy. Sonrasında da bu hedeflere uygun bir şekilde planlar yap ve yola koyul. Bu yıl İngilizce olayını da çözmen gerekiyor. Dil öğrenmede ilk adım olarak kelime ezberlemek çok faydalı. Kendine günlük kelime ezberleme limitleri koyabilirsin. Okul dersleri dışında internetten ya da ücretsiz uygulamalardan da faydalanmayı ihmal etme. Ayrıca dil öğrenirken yabancı filmler ya da şarkılardan yararlanmak öğrenmene büyük katkı sağlayacaktır. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. 2021'de vermen gereken en önemli karar da beslenme. Beslenme ne? 2021'de Gülse beslenme ne? Evet, kesinlikle ben beslenmeme çok dikkat ederim. Pastadır, börektir, sürekli yerim. Yemeden olur mu hocam? İnsanın kafası çalışmaz. Çikolata da iyidir mesela. Sonra kakaolu kek olsun, tavsiye ederim hepsini. Dinlerken karnıma ağrı girdi. O zaman bu yıl alışkanlıklarımızı biraz daha değiştirip karbonhidrat ve şekerli besinler yerine sebze, meyve ve protein ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmeye başladığında yaşam kalitenin arttığını ve hastalıklara karşı kendini koruyabildiğini fark edeceksin. Şimdi duygusal bir karar alma zamanı. 2021'de sevdiklerini daha çok aramalı, onlarla daha sık konuşmalısın. Korkmayın, bu bir GSM şirketi reklamı değil. Bugün ararım, yarın ararım, ya of şimdi üşendim, sonra ararım diye diye aylar geçiyor ve sevdiklerimizi ihmal ediyoruz. Sevgiyi ertelemek olmaz. Yeni yıldan itibaren ailenizdeki ve akrabalarınızdaki büyükleri arayarak onlarla özlem giderin. Küs olduğunuz arkadaşlarınızla da barışın artık. Altıncı kararı da senden dinleyelim Gülse. Benim hayatımda aldığım en güzel kararlardan biri de düzenli kitap okumak sanırım. Faydalarını siz de çok iyi biliyorsunuz ama ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Okuduğunuz bir hikaye sayesinde odanızda otururken bambaşka diğerlere yolculuk yapabilirsiniz. Daha güzel ne olabilir ki? Ne güzel söyledin. Olamaz tabii ki. 2021 bizim için en çok kitap okuduğumuz, yeni diyarlara keşifler yaptığımız bir yıl olsun o zaman. Evet, hayatımızı düzene sokacak 6 tane güzel karar aldık. Fakat şimdi asıl soru geliyor Gülse. Şimdiye kadar her yeni yılda bu kararları kaç defa almışsındır? Daha önce bir kez aldım. 2, 4, 7, çok defa. Evet, her yıl birçok karar alıyoruz fakat uygulayamıyoruz. Bu nedenle aldığımız 7. karar da şu, yeni yılda bahanelere sığınmayacağız. Bugün 2021 için aldığımız kararları bir kağıda yazıp odamızın duvarına asabilir ya da ajandamızda saklayabiliriz. Bu yılki hedefimiz bahanelerden uzak bir şekilde tüm hayallerimizi gerçekleştirmek olsun. Bugün Gülse ile birlikte yeni yılda almanız gereken 7 kararı gördük. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve 2021 hedeflerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hepimiz için pandeminin son bulduğu güzel bir yıl olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.